Bu tarçınlar su geçirmiyor. Çünkü tarçın hidrofobik maddedir. Biraz sonra hidrofobiden bahsedeceğim. İçi su dolu 100 ml BR tarçın katıyorum. Şimdi parmağımı içine sokacağım. Parmağımın ucunda tarçından bir katman oluştu ve ucu asla ıslanmıyor. Ama daha büyük bir behere denesek iyi olacak. 400 ml behere su doldurdum. Wow, bu sefer parmağımı tamamen kapladı. Parmağım asla ıslanmıyor. Sudan kaçmak için ayrıca çıldırıyorlar. Kimyada hidrofobi bir molekülün sudan kaçınma özelliğidir ve tarçın da hidrofobik bir maddedir. Şuna bakın, yapış yapıştırıyor. Kuru. Şimdi bunun tam tersini yapalım. Tarçının üzerine su dökelim. Bakın, su üzerinde yüzüyor. Salladıkça sadece tozların arasına giriyor. Şimdi de tarçını yakmayı deneyeceğim. Bütün haldeyken yanmıyorlar ama toz halinde ateşe gelirse yanıyorlar. Böyle bir düzenek yaptım, bakalım etkisi nasıl olacak, ama denemeden önce beğeni atmayı unutma. Gerçek deneyler istiyorsan Asit Man'i takip et.